Efendim bir kez daha günaydınlar. Ekranlarını yeni açanlar için hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarına söylemezsem olmaz tüm hızıyla devam ediyor. Dün başladığımız, açtığımız bir Burak Özçivit dosyası vardı. Bugün derinleşecek. Dersimize çalıştık. Bazı geçmişten bazı röportajlar ve detaylar çıkardık. Hadi. Gelsin. Söylemezsem olmaz official'da bizim Instagram adresimiz. Oradan sizin de yorumlarınızı bekliyoruz diyelim ve Burak Özçivit'le ilgili dosyanın detaylarına gidelim. Olay olay olay! Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in evliliği sallantıda mı? Kıskançlık söylentileri, ihanet iddiaları. Yakışıklı oyuncunun Orta Doğu'da bir araya geldiği güzel isim Ravan bin Hüseyin, hadisenin eski eşi Mehmet Dinçerlerin ardından şimdi de Burak Özçivit'i mi gözüne kestirdi? Ravan, Burak Özçivit'i yakın markaja mı aldı? Burak yurt dışı seyahatlerinde ipin ucunu kaçırdı mı? Fahriye Evcen, Burak'ın seyahatlerinden ve kadın hayranlarıyla olan samimiyetinden rahatsız mı? Ravan bin Hüseyin, söylemezsem olmaza geçtiğimiz yıllarda ne açıklamalar yapmıştı? Çok şaşıracaksınız. When I see people like you running, I was like, we don't have this in Dubai. So I was like, oh. Söyler misin gayet sandım ileride? Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle akıllara kazındı. Sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da da geniş bir hayran kitlesi kazandı. Özçivit sık sık Arap ülkelerine seyahatler düzenliyor. Bu seyahatlerde hayranlarıyla da sık sık bir araya geliyor. Hem de ne bir araya gelme. İddialara göre Burak Özçivit kadın hayranlarıyla para karşılığında yemek yiyor, yaşıyor, sohbet ediyor, fotoğraf çektiriyor. Son birkaç yıldır işten bulduğu vakitleri böyle değerlendiren Özçivit'in bir ayağı İstanbul, bir ayağı da Arap ülkelerinde anlayacağınız. Peki bu duruma Fahriye Evcen'in tepkisi, Fahriye Evcen'in tavrı ve yaklaşımı nasıl oluyor? Hatırlarsanız Fahriye Evcen'in bir dönem çocuklarıyla ilgilenmekten, setlerden çok uzak kaldığı için Burak Özçivit'e sitem ettiği söyleniyordu. Fahriye Burak'ın gölgesi altında mı kalıyordu? Ayrıca Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit'i evde bile zor gördüğü, son zamanlarda ilişkilerinin günden güne zayıfladığı bile kulislerde konuşuluyor. Peki şimdi gelelim dünkü o malum görüntülere. Burak Özçivit'in dün gündeme getirdiğimiz videosuna bir kez daha şöyle yakından bakalım. Ancak gelin görüntülere geçmeden önce Burak Özçivit'in yanına gelen o güzeller güzeli Kuveytli'yi tanıtarak başlayalım. Ravan bin Hüseyin, yaş 27, el ve şarkıcı. Ravan geçtiğimiz yıllarda hadisenin eski eşi Mehmet Dinçerlerle yemek yerken görüntülenmiş. Hatta bir düğüne de birlikte katılmışlardı. Mehmet Dinçerler'in hadisenin ardından gönlünü Kuveytli güzele kaptırdığı söylenmişti. Ancak ikilinin bu birlikteliği rafa kalkmıştı. Aralarında reklam aşkı olduğu iddia edilmişti. Hello. 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 Please. Please. Look at me. Can I ask a question? Are you in love with me? I know you are. You know Mehmet Dinçerler? You know Mehmet Dinçerler? I don't speak You don't Mehmet Dinçerler. Mehmet Dinçerler. You don't. Huh? You don't Mehmet Dinçerler. Listen, I have a new song called Adios. Please listen to my song. I'm Kuwaiti. And it's my first time today in a Turkish wedding. It was the best time ever. Benim Turkish seni seviyorum. I love it. But for me, because I'm from Kuwait, from Dubai and Kuwait, I live in Dubai. When I see people like you running, I was like, we don't have this in Dubai. So I was like, oh. Söyler misin gayet sandım ileride? Oh, listen. Söylentilere göre Ravan bin Hüseyin çok ama çok zengin bir kadın. Türkiye'de de adını duyurmak için Mehmet'e kanca takmıştı. Müzik
Peki, şimdi soruyoruz. Burak Özçivit bu işin neresinde? Sıra şimdi Burak'ta mı yoksa? Ama Burak evli. Fahriye aman dikkat. Evet, fazla uzatmadan şimdi görüntülere dönelim. Ravan bin Hüseyin içeri giriyor. Burak Özçivit güzel ismi bakın nasıl süzüyor. Sanki Burak Özçivit yıllardır görmediği, çok sevdiği bir kadını yeniden görmüş de hem şaşırıyor hem de ağzı kulaklarına varıyor. Burak Özçivit'in gözlerinin içi gülüyor adeta. Genç Ravan da bir asalet timsali gibi hiç gerilmiyor. Son derece rahat tavırlarla Burak'ın yanına süzülüyor adeta bir kuş gibi. İkilinin arasındaki yakınlık hakkında dün programımızda olay yorumlar yapıldı. Buranın devamı bence var. Kusura bakma Fahriye. Enerji bana şeye geldi. Ya istiyorsanız bizi alın. Bir saniye. Burak'ın yüzünü yakın görün bakın. Sosyal medyada da ikilinin yakınlığı ve Fahriye Evcen hakkında ilginç yorumlar yapıldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit arasında neler oluyor? Fahriye eşi Burak'ı kıskanıyor mu? Araları bozuk mu? Evet, şimdi Burak Özçivit'in kendi oyunculuk kariyerinin haricinde Orta Doğu'da, Kuveyt olsun, Arap ülkelerinde ne kadar çok kadınlar tarafından revaşlı olduğu biliniyor. Çünkü ben çok özür diliyorum. Çünkü bir şey galiba önemli bir haber var. Hayır olsun. Aa! İnanamıyorum çocuklar. Şu anda... Artun ne o? Alo, Mehmet Ali Bey. Mert Demir arıyor. Alo, Mert ben. Mert mi? Mert Demir. Efendim yayınımızda Türk sanat musikisinin genç seslerinden, genç assolistlerinden Pınar Eliçe. Eski beğen assolistlerinden. Veteran Pınar Eliçe. Mehmet Ali Erbil, genç jenerasyon Z kuşağının baş aktörü. Yapımcımız Bilal Özbilge. Evet, duyuyorsunuz değil. Pınar Eliçe geçen gün Emmy ödülünü aldı. Emmy. En iyi Emmy mi? Evet, en iyi Emmy. Pınar ya, Pınar sen niye... Bak Mehmet Ali'nin eşi ortada şu anda. Mehmet Ali'nin eşiyiz şu anda. Evliliğiniz nasıl gidiyor? İmam nikahıyla evlendiğinizi duyduk. Duyduk. Ayol cezası var, öyle şeyler denir mi? Var mı cezası? Ben Alyans'ı gördüm, yüzüğü takmış Gülseren. Aa, bakar mısınız? Gülseren yüzüğü takmış. Yüzüğü takmışsın Mehmet Ali. Yakında düğün var, söylediler bana, açıkladılar. Aman yüzüğü takmış. Sponsor orada verince yüzüğü ne yapalım? Ya, ya seni Allah. Mehmet Ali, çocuk istiyor musunuz? İnşallah. He? İnşallah. Şu ya, ya yaparsan iyi olur. Yasmin için de iyi olur. Yasmin bir kardeşi. Yanımıza dönelim. Peki bir şey söyleyeceğim. Yayında Serenay Hanım oradaysa konuşabilir miyim Serenay Hanım? Serenay Hanım yok. Serenay yok, ben varım. Ben ama peşinden çok koştuğunuzu duydum Serenay'ın. Doğru mu? Allah korusun. Niye? Eşim burada, eşim. Ha tamam, pardon. Pınar Eliçe. Eşim diyor ya. Evet, eşim diyor tabii. Aa. Kızlar selam. Selam. Günaydınlar herkese. Günaydın. Bizi izleyin. Her sabah sizlerle uyanıyoruz biz. Malik konumuz Burak Özçivit.
Evet, yapımcımızdan duydunuz dilin sesini. Konumuz Burak Özçivit'i toparlıyor. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hadi. Kolay gelsin. Pınar Eliç'e öpüyoruz seni. Sevgiler efendim. Bir fotoğraf Dubai'de. 8.000 dolar para almış bu şey Burak Özçivit. Ben orada programı yapıyor. Katılamayacağım bu yorumlara. Peki bir şey söyleyeceğim. Sana o yüzden ya Mehmet Ali. Mehmet Ali kaçtı. Pınar Eliç'e. Pınar Eliç'e. Hadi Arto. Haydi bakalım. Efendim güldük eğlendik. Konumuza geri dönelim. Konumuz Bilal Özdilge zaten pasını attı. Burak Özçivit. Dün burada konuşmaya başlamıştık. Neyini konuşuyoruz şimdi Burak Özçivit'in? Aslında çok başarılı. İşte çok uzun zamandan beri devam eden bir dizisi var. Milyonlar kazandığı Kuruluş Osman. Reklamlardan keza aynı şekilde reklam şeylerinden. Anlaşmalarından milyonlar keza yine kazanıyor. Dolayısıyla İşinde çok iyi başarılı. Para kazanan ve çok başarılı bir aktör. Aynı zamanda Türkiye sınırlarının dışında da Orta Doğu'da, Arap ülkelerinde, Kuveyt olsun, kadınlar tarafından özellikle çok beğenilen bir oyuncu. Ve burayı da kullanıyor Burak Özçivit. Neydi? Geçtiğimiz günlerde yine bir haberi vardı. Kuveyt'te 80 zengin kadınla yemek yedi. Evet. Habere bak çay demle. Yani. Şimdi bunları neden sıralıyoruz ardı arkaya? Çünkü hani çok başarılı bir dizi var, milyonlar kazanıyor. Birçok reklam anlaşması var, çok para kazanıyor. Ama onun haricinde burada hani kadınlarla yemek yeme olayındaki para kazanma olayına mecbur mu? Yani böyle bir, bak biz burada anarken bile, bunu cümle kurarken bile bize böyle bir kulağımıza çirkin geliyor. Çünkü niye? Bu durumda olan başka bir ünlü kadın olsa ve 80 ünlü Arap şeyhiyle yemek yese biz burada neyi konuşuruz? Oo, ben burada Fahriye'yi manipüle ettiğini düşünüyorum. Nasıl kadının yani? Kadının mı, Ravan'ın mı? Yok şey konusunda yani benim bunu yapmam lazım. Ekstra bir gelir ve burada da başka bir şekilde kendini... Fahriye yemez ki, istese yemeyebilir. Bu arada Fahriye evine kadın arkadaşlarını sokmayan bir kadın. Aynen, bu içeriden bir bilgi. Çok kıskanç ve çok kıskanç. Son derece sahiplenen bir kadın olarak biliyorum Fahriye'yi. Hiç tehlike arz etmiyor. Bak dikkat edin, hep aldatanlara bakın, hep birbirinin çevresi. Evet. Uzaktaki ne kimse aşık olmuyor. Ha. Hep yakınlar birbirine aşık sosyal oluyor. Sosyal medyada da kimseyi takip ettirtmez. Fahriye evine kadın sokmuyor. Şunu hatırlıyor musunuz? Yakın arkadaş, dışarıda görüşüyor arkadaşlarıyla. Yine Burak Özçivit'in bir reklam anlaşmasında şarkıcı İnna vardı. Evet. İnna ile birlikte bir o reklam çekimindeyken mesela ben hatırlıyorum Fahriye Evcen kriz çıkartmıştı. Kıskançlık krizlerini konuşmuştuk. Evet. Ve o dönem o setten çıkmamıştı Fahriye Evcen. İnna'yı takip etmesine asla izin vermemişti. Vermez. Burak Özçivit'e. Şimdi biraz kontrol ettim. Burak Özçivit zaten kendi rol arkadaşlarından da kimseyi doğru dürüst takip edemiyor. Mesela Ravan'la resmini koymuş mu? Hayır. Asla görmedim. Koymamış değil mi? Bir Arap şeyhiyle bir fotoğrafı var şu an storiesine baktım. Ama mesela o kadınlarla gidip de hani bir de dün getirmiştik ekranlara 8.000 dolar para veriyorsun. Burak Özçivit'le fotoğraf çektiriyorsun. Şu görüntüler var ya efendim ekranlarınızda. Burada işte Ravan dediğimiz o bak, kuvvetli ünlü şarkıcı model kız bak içeri giriyor. Evet. Bir sesini açabilir miyiz Bilal Bey? Bak bu kızın şarkısı. Ne istiyorum biliyor musunuz? Bu görüntülerde kız giriyor ya. Hi, hiç tanımıyorlarmış gibi farkında mısınız? Bak, how are you? Hiç tanımıyorlar yapıyor. Gibi birbirlerini. Tanıyorlar mı? Tanıyorlar. Çocuklar ben başka bir şey buldum. Yaklaşık ya 8 yıl önce ya 6 yıl. Zannedersem 8 yıl önce gönderdim rejiye. Birlikte fotoğrafları var. Çocuklar ne? Birlikte fotoğrafları var. Nasıl ve yani? Bak. Aa şuradaki. Ay tüylerim diken diken. Ama Fahriye Evcen Fahriye, de orada. Zaten genelde o tip şeyler böyle olmuyor mu? Orada Hakan Özgül var. O da çok ünlü bir menajer. Eski Serdar Ortaç'ın menajeri. Ve daha sonra bir sürü ünlünün menajeri. Serdar Ortaç'ın o kamyon kamyon kızlarla gezdiği dönemdeki arkadaşı ve menajeri. Ha. Hakan. Yani Hakan o yıllarda tehlike da, yani diyorsun. O yıllarda da Ravan'ı. O getirtmiş olabilir biliyor musunuz? Ravan'la Fahriye Evcen'in benzerliğine bakar mısınız? Aynen. Evet, çok bu arada başka bir ek bilgi veriyorum. En güzel Müslüman kadın starlar arasında Ravan 3. seçiliyor. Fahriye Evcen ise 10. seçiliyor Arap dünyasında. Of sen neler bulmuşsun böyle. Düşünebiliyor musunuz çocuklar bak.
Bak bak ne kadar genç o, Burak. Bir dakika, o fareye mi? Hayır, o Ravana olması lazım. İnanılmaz benziyorlar. Gerçekten çok benziyorlar. Evet. Şimdi bu çok eski fotoğraflar tabii, değil mi artık? Tabii, en az 10 yıl, 8 bak, yıl. Fareye yani, seslenelim yani, buradan. Yani. Şimdi herkes kendi kocasını bilir. Ekrandaki izleyiciler ne görürlerse o kadarını biliyorlar. Farkında mısınız? Hiç tanımıyor gibi yaptılar birbirlerine merhaba i̇şte derken onu şeyde. İşte demeye getiriyorum. Fareye dikkat et. Başka bir şey söylemeyeceğim. Şimdi bu tekrardan yeni hani fotoğraf çektirmek için 8 bin dolar verdiler ve fotoğraf çektirdiler haberimizle ilgili. O Ravan'ın içeriye giriş görüntüleri var ve hi, how are you yaptığı ve Arto'nun da bak burada birbirlerini tanımıyorlar ve ilk kez tanışıyorlarmış tabii, hi, gibi bir hali var dediği ve ekranlara taşıdığımız. İnsan birine gelmişsen ben seni görmüşüm. Hi Hande, how are you deyip tanışıyorsan ya bir şeydir, değil bir şeydir mi? Yani doğru anladın söylüyor. Mı? Evet. Hiç tanımıyor ayağına. Hi, how are you falan filan. Hemen Burak Özçivit'te hi, how are you falan yapıyor. Bir tane şey vardı hani böyle çok sosyal medyada akım olan bir görüntü. Karı koca ya da sevgili çiftler yolda ilerlerken ay, evet, karşıdan bir kadın geliyor mesela, yere böyle çantasını düşürüyor. Adam o çantayı alıp mesela kadına veriyor. Kız da böyle şey yapıyor. Thank you yapıyor. Ondan sonra thank you. Bütün devam eden karı koca arasındaki ilişkilerde de kadın hep böyle yapıyor. Thank you. Thank you. Buradaki görüntü de hi, how are you? Bak kadının yürüyüşündeki ağırlığı. Yani böyle şey gibi bak, değil. Ravan biz da olsak hiç... şeye gideriz. Geldim falan. Ben hani... Instagram'ında Ravan'ın da 7 milyon 600 bin kişi takip ediyor Ravan'ı. Fareye kaç kişi merak ettim. Şey koymamış. Yani daha ya. Önce koyduysa bilmiyorum storiesini. Şu andaki ne storiesinde? 8 bin dolar verip de çektirdiği fotoğrafı mı paylaşmamış? İlla ki paylaşır değil mi ana sayfada 13 insan? 13 milyon. Şimdi, Burak gibi bir adam. Bir erkeği ne kadar kısıtlarsan veya bir kadını ne kadar kısıtlarsan o insanı o kadar dışarıyı sevk hayatım, edersin. Hayatım kapı arasında bile sohbet eder o kişiyle. Sen eve kadın soksan da sokmasan da o adam bu sefer ne yapar biliyor musun? Sen eve kadın sokmazsan o adam der ki bak böyle bir sektör var. Ben işte beni seven i̇mza hayranlarla ayağına. İmza ayağına o geceyi beraber de geçirirler. Senin ruhun duymaz. Bu kadar bak, ruhun duymaz. Peki bu kadar kıskanç Fahriye Evcen'den bahsediyoruz. İşte onu anlamadım. Nasıl izin veriyor para? Bu 80 kadınla para? Yemek yemesine? Para. Hayır. Şu anda iş para gibi gözüküyor. Ne peki? Belki de zaten Burak çapkınlık yapmak için bunun altında para diye anladın mı olayı paraya getirip özgürlüğüne kavuşuyor zaman zaman. Demek ki Fahriye Evcen o kadar pres yapıyor ki evde. Yapıyor. Bir de iki çocuk var zannedersem. Evet. Zaten bunalmış bir koca var. Evet. Zaten 7-24 dizi çekimlerinde ve kendini tak diye Arabistan'ın çöllerine tak diye Küveyt'in güzel doğasına, zengin kadınlarına. Bak şimdi bu evli olmasalardı, ikisi bak, bekar bu, bir çift olsa, sevgili patlayan bir olay. Bak sevgili olsaydı benim Burak'la ilgili yorumlarım var bu arada. Ama benim evlilik kurumuna saygım sonsuz. Hı. Çocuk, çoluk var falan. Hı. O yüzden bildiklerim hep bende. Ama Fahriye dikkat etsin. Öyle imza ayağına, bilmem ne ayağına bıraksın bu çok işleri. Çok andırmıyorlar mı birbirleri? Evet, birbirine gerçekten çok benziyorlar. Bak, bir kere senin kocan, sen kocanı başkasının elinden almışsın. Ceylan Çapa'nın elinden almışsın. Set biliyorsunuz Çalıkuşu dizisinde beraber oynadılar. Hmm. O sıra Ceylan Çapa ile beraberdi. Evet, Ceylan Çapa da hep sete giderdi. Hep sete giderdi. Fahriye potansiyeli vardı çünkü. Sen çok affedersin derler ya malımı ben bilirim. Hani malımı ben bilirim. O yüzden... İşte ne kadar malını bilsen de fark etmiyor gördüğün gibi. Adım yapısı bu. İşte. Seni bırakırsa bugün o kadını bırakırsa yarın seni bırakır. Heh, ben öyle bir şey asla demiyorum. Çok da güzel bir evlilikleri var. Ama ya bu ben illaki demiyorum ki Burak ve şey yapmaz. Bunu illaki Burak ve Fahriye için de demiyoruz. Genel olarak erkek kadın yapısından bahsederek onların üstünden gidiyoruz. Ama burada Burak Özçivit eve gittiğinde ya da telefonda Fahriye Evcen'e ben biliyor musun 8 yıl önce birlikte olduğumuz, hep birlikte fotoğraf çekildiğimiz Ravan geldi, onunla birlikte resimler çekildik, eskileri yad ettik gibi bir şey dememişse kırıldı, şeyim kırıldı. Kalemim sinirden. Kalemi kırdı. Doğru mu?
Doğru. Dememişse evet. Orada büyük bir problem yok mu Hande? Var. Yani ben açıkçası Burak Özçivit'in bu Orta Doğu'daki kadınlarla yemek yeme ve bunun üzerinden para kazanma şeklini açıkçası çok doğru bulmuyorum. Evlisin. Fahriye Evcen'in buna nasıl izin verdiğini akıl sırrı erdiremiyorum. Evet. Çünkü bu kadar kıskanç olduğunu biliyoruz. Rol gereği reklam çekimlerinde olsun ya da dizi hep setinde yanında. Olsun hep yanında olduğunu biliyoruz. Ya da rol arkadaşlarını sosyal medyadan dahi takip ettirmediğini biliyoruz. Senin iddialarına göre eve çok kız arkadaşını almazmış, sokmazmış. Asla. Peki bu kadar public, bu kadar toplumun önünde hani işte yok 80 tane Kuveytli zengin kadınla yemek yedi. Yok bunun işte Arap ülkesine gitti orada bilmem kaç Arap, bin tane İsrail, kadınlarla bir araya geldi. Bura biliyorsun devamlı bu toplantılara gidiyorlar hepsi ünlüler. Tamam para kazanma yolu o 10 numarada para kazanma yolu. Hayırlı işler falan da yani burada... Ta ya bir gün şeytan doldurur abi. Bir gün şeytan doldurur 4-5 abi. 4-5 sene önceki haberlerde de konuşulduğu gibi aşkım kapışmak atmıştı bu pası aslında. Söyle bakayım. Hani açılırken söyledim ya bunu bir erkek değil de kadın gidip de 80 tane işte Arap şeyhiyle yemek yese bugün toplum nezdinde nasıl konuşuluyordu? O kadın tabii. Nasıl yerden yere vuruluyordu? O yüzden kusura bakmayın bunu güzelleme yapamayacağız. Bunu övemeyeceğiz. Vay efendim ne kadar güzel bizim ülkemizin yetiştirdiği bir oyuncu işte Orta Doğu'da nam salmış kadınlarla yemek yiyormuş. Ben bunu anlamadım. Ben de anlamış değilim. En başından beri anlamıyorum. Ne Kıvanç'ta anladım, ne diğerlerinde anladım, ne de şeyde Burak'ta anladım. Bu tamamen aldatmanın başka bir versiyonu. Ya işte onu demek istedim mı? Yani tonu. Evden kaçmanın ayrı bir versiyonu. Yani özgürlüğün. Bu işleri arkadaşlar. Ben dediğim gibi eğer ki sen Fahriye Evcen'e bunu söylemedinse... Telefonda ya da Türkiye'ye geldiğinde burada büyük bir sorun var. Hele Burak, Burak Esmer seviyorsa. Ya büyük bir sorun var. Burak Babyface düşün, seviyorsa. Düşün Arap aleminde üçüncü Müslüman güzel ünlü olarak seçilmiş kadın. Arkadaşlar. Kadının Dubai, Kuveyt o bölgede gücü çok yüksek. Ay vallahi var ya. Hi. Yani hiç tanımıyor. Diye geri yemin ediyorum var ya. Bence Fahriye Evcen kıskanıyor. Net kıskanıyor. Tabii kıskanmamasının ihtimali yok bu görüntüleri izleyip de. Bence Fahriye şu anda yeni bunları görüyor. Bence bak bu saatten sonra Fahriye Evcen artık ambargo koyacaktır. Ya da kendine gidecek. Burak Özçivit'in ya da kendi bu gidecek. Kendi gidecek. Orada oturacak. Kadınlarla ziyaretini artık seçecek. Evet. İhtiyacınız yok yahu deli gibi paranız var. Gidip de karılarla yemek yemesin. Şimdi yakın arkadaşların sana bunu söyleyemez. Hep derler ya hani bir söz vardı unuttum şu an. Sözü geç. Neyse uzaktaki sana her zaman her şeyi söyler. Tabii ki öyle. Uzaktan bakan bir göz, arkaya bilen bir göz. Ya oradaki onun arkadaşları ne diyordur? Ya boşver sen tabii paranı koy. Küpünü doldur, küpünü doldur. Yarınlar ne olacak belli değil. İyi de zaten 20 yıldır küpünü dolduruyorsun artık küpte yer yok. Yani şurada da bir asalet olabilir. Ha ya da ne yapar? Yine git. Al yanına eşini. O kadar çok param var ki hizmetçiler bilmem neler çocuklarına bakacak bir sürü babysitter ya da evde yatılı kadının var. Bir gün alt tarafı özel jetle gidersiniz ya da tarifeli gider gelirsiniz aynı gün içinde ne olacak? Bak şimdi sadece bir tane görüntüden bak ne kadar mide bulandırıcı. Ben bir görüntüye bakarak şu an vücut analizi yapıyorum ve kadının bir eminliği var kendinden. Tabii ya. Girişinde bir eminlik var. Tabii. Şimdi Arto'nun çıkardığı detaya göre bakarsam önceden zaten... Böyle bir şekilde bir araya gelmişler. O menajer sayesinde ki menajer biraz tehlikeli. Arto'nun söylediğine göre. Ama şeyin Burak'ın böyle bir karşılayışı var. Bir sanki şey gördün mü? Hükümdar cariyesi geliyor. Şey yalnız ve beklediği bir cariye. Verdikleri fotoğraf bak aradaki mesafe. Mesafeyi de koruyor. Sosyal orada mesafeyi mecbur, de tabii, korumuş. Çok akıllıca. Fotoğraf verecek ama. Fahriye'nin bugün algısı açıldı. Fahriye bunları fark edemiyordu. Belki de fark ediyordu dile getiremiyordu. Yok bence bunu... Bence bu çok sürpriz oldu ona. Anladım. Bak bir şey değil mi? Eve düşen yıldırım gibi olduk. Yemin ediyorum. Ben bu saatten yani. Sonra bir daha Burak Özçivit'in hani bu gibi ziyaretlerde bulunacağını düşünmüyorum. Of peki, yeni bir şey açtık şu ne an. Ne yapalım biliyor musunuz? Ne hadi yapalım? Tamamlayalım. Zaten bu dosyayı biz derinleştirmiştik. Evet. Yaşayıp göreceğiz artık bunu yani. Bir açıklama bakalım, olabilir. Olabilir. Tabii ki. Sonuç olarak burada haklarında bu şekilde iddialar var. Peki Murat Boz'a geçmek istiyorum izninizle. Hülya Avşar Murat Boz mu? Evet Hülya Avşar'a konuk oldu. Uzunca zamandır gündemimizde olmayan bir popstar. Düşüşte mi acaba? Hülya Avşar'la bu arada konuştuk biz. Size çok selamları var. Aleykümselam. O kadar güzel sohbet etti ki sevgili Bilal Özbilge konuşuyordu. Oradan bana verdi. Dedi bak Hülya senin için neler söylüyor dedi.